Merhabalar, benim adım Betül Yıldız ve bu kanalda Ali Gör adında daha çok İngilizce videolar çektiğim kanalım. Sanırım bundan başka bir iki tane daha Türkçe konuştuğum videom var. Çok uzun zamandır Türkçe video çekmedim. Aslına bakarsanız çok bu video çekme işinde çok düzenli yaptım söylenemez. Bugün ama son zamanlarda Türkiye'de çok tartışılan bir konu hakkında konuşmaya karar verdim. Konumuz influencerlar. Dikkatimi çekti çünkü ben de full time, yani tam zamanlı bir influencer olmasam da Amerika'da bu işi son 5 yıldır yapıyorum. Evet, 5 yıldır da aslında para kazanıyorum bu işte. Kazandığım paralar duyduğunuz paralar gibi değil kesinlikle. Zaten öyle olsaydı ben bu işi tam zamanlı yapıyor olurdum. Benim ayrı bir işim var. Yaptığım işte de aslında aslına bakarsanız influencerları şey yapmak, nasıl diyeyim, işe almak benim kendi çalıştığım şirketim için. Neyse, konumuza dönelim. İki konu var. Birincisi, influencerlar aldıkları paraları hak ediyorlar mı? İkincisi, haksız bir kazanç var mı ortada? Aslında üç konu varmış. Üçüncüsü de biz Amerika'da bu işi nasıl yapıyoruz? Gelin önce size bu işi Amerika'da nasıl yaptığımızı anlatayım. Şimdi aslına bakarsanız 2017 yılına kadar, ki nereden baksanız bile değil, 3 sene oluyor bu 2017 dediğime baktığınız zaman, 2017 yılından beri burada bir yasa var. Markalar bu yasaya tabiler ve bu yasaya göre markaların resmi olarak çalıştığı, resmi olarak aralarında bir sözleşme hazırladığı bütün influencerların reklamlarına yaptıkları, Instagram üzerinden yaptıkları reklamlara, tanıtımlara ad, hashtag ad, reklam demek, hashtag sponsored, sponsorlu içerik demek. Bunun ikisi. Yasal olarak bunun ikisi kullanılmak zorunda. Bunun dışında markaların kendi yarattığı hashtagler var. Mesela Dove sabunu biliyoruz hepimiz. Dove sabun mesela diyor ki hashtag Dove partner. Şimdi bunu yazdığınız zaman teknik olarak hala reklam olduğunu belirtmiş olmuyorsunuz. Bu yüzden bunu belirtmek zorundasınız. Bunun dışında aslında yasa diyor ki eğer bir ürün tanıtıyorsunuz. Mesela bu Türkiye'de Trendyol linklerinden bileceğiniz gibi. İşte bu üzerimdeki tişörtü nasıl buldunuz? Bakın arkasında çok güzel bir de dekoltesi var. Kaydırıp bunu Trendyol'dan alabilirsiniz. Dediğim zaman aslında, yani bunu Amerika'da dediğim zaman, diyelim ki Trendyol değil de Amazon'dan alın diyorum ben bunu Amerika'da. Bunu dediğim zaman aslında teknik olarak benim bunu affiliate linki olduğunu söylemem gerekiyor. Peki affiliate nedir? Affiliate linki Türkçesini aslında biz nasıl çeviriyorduk? Performansa dayalı satış sistemi diye geçiyor affiliate. Çok uzun bir açıklama oldu. Uzun lafın kısası, siz bu kıyafeti aldığınız zaman ben Amazon'dan, Trendyol'dan, neredense artık o verdiğim link, oradan bir komisyon kazanıyorum. Buna affiliate linki deniyor. Şimdi Amerika'da bizim aslında bunu da yazmamız gerekiyor. Bu işi doğru yapan, bu işi düzgün yapan bloggerlar, influencerlar bunu yapıyor zaten. Bunun dışında ayrıca o kadar uzun senelerdir bu iş dönüyor ki ve bu işi çok açık bir şekilde anlatan o kadar çok influencer var ki Amerika'da. Mesela aylık ne kadar para kazandığını, ne tarz araçlar ve gereçler kullandıklarını, bloglarını ya da Instagram'larını yönetmek için bunları uzun uzadıya anlatan influencerlar var. Bunlara ne diyoruz? İşte industry insider influencers, yani o sektörün içeriden gelen bilgileri paylaşan influencerlar. Bunu yapan zaten influencerlar olduğu için insanların büyük bir çoğunluğu sorduğunuz zaman neyin affiliate linki, neyin affiliate linki olmadığını gayet iyi biliyorlar. Ama teknik olarak söylenmesi gerekiyor. Bu bir affiliate linkidir. Buradan ürün alırsanız benim komisyon alma ihtimalim var. Bu arada her zaman da komisyon alma ihtimaliniz yok. Bu da ayrı bir konu.
yanlış bilinen bir şey, her zaman almak zorunda değilsiniz ama tabii ki %99.9 oranında her yapılan başarılı satıştan influencerlar bir komisyon alırlar. Onun dışında Amerika'da dediğim gibi ad ya da sponsored demek zorundayız. Hatta yasa diyor ki insanları kandırmamak, yanıltmamak adına Instagram'da yazdığınız açıklamanın ilk 3 satırında sponsor ya da ad hashtag'inin olması gerektiğini söylüyor. Çünkü 3 satırdan sonra biliyorsunuz nokta nokta diyor, orayı tıklayıp bütün şeyi, caption kısmını görmeniz gerekiyor. Şimdi bu kadar hassas bu konu. İkinci bir konu, nasıl peki kayıt altına alınıyor? Burada influencerlar nasıl sponsorlu anlaşmalar yaptıklarını, Instagram'larını, sosyal medyalarını ya da bloglarını para kazanma amacıyla kullandıklarını nasıl devlete tabi ediyorlar, nasıl devlete bunu sunuyorlar. Şimdi burada W9 denilen, W9 adı verilen bir belge var. Ne zaman bir marka bana şey yapsa, sponsorlu içerik için mail atsa, bana bu W9 formunu mutlaka gönderir. Çoğu fatura istemez çünkü W9 formuyla markalar kendilerini garantiye alır. Ben W9 formumu yollarım. W9 formu içinde ne var? Adım, adresim, bir de benim sosyal güvenlik numaram. Bunu Türkiye'de TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Eskiden Türkiye'de vergi numarası vardı. Galiba artık her şey TC kimlik numarasının altına tabi. Eğer bir vergi borcunuz varsa, bir iş yapıyorsanız, bunların hepsi TC kimlik numaramızdan takip edilebiliyor anladığım kadarıyla artık. Sosyal güvenlik numarası da burada böyle. Çalışıyor musunuz? Vergiye tabi misiniz? Ne kadarlık bir vergi dilimine dahilsiniz? Vesaire. Bunların hepsi W9 formundan takip edilebiliyor. Ben gidip Amerika'da vergi beyanında bulunmasam bile devlet beni bulabilir. Devlet der ki, aa sen gitmişsin şu senede şu kadar satış yapmışsın, bu sene bu gitmişsin, burada bu kadar bilmem ne yapmışsın der ve benim kaydımı bulur. Bu sebepten dolayı burada olay çok daha transparan. Türkiye'de bir kere böyle bir sistem yok ve bu sistemin olmayışından dolayı markalar da bunu yapıyor açıkçası. Influencer belki diyor ki, aa ben size fatura kesmeyeyim, bunu diyen influencer vardır eminim. Ya da işte şey duydum mesela, farklı banka hesaplarına para göndertiyorlarmış bu takibi zorlaştırmak için. Şimdi bir kere markanın sizinle çalışma yap, yani bu influencerlarla çalışma yapan markaların önce bence çok büyük bir denetime girmesi gerekiyor yaptıkları reklam çalışmalarında. Marka devlet tarafından zora koşulursa, influencer tutup da ben sana fatura kesmeyeyim, efendim git bu sefer şuradaki banka hesabıma yolla falan gibi şeyler demez. Çünkü markalar bunu bir standartize edilmiş bir formata soktuğu zaman influencerlara tamam hadi sana kıyak yapalım diyemez. Çünkü kendilerini başa arayacaktır. Şimdi gelelim Türkiye'deki kazanılan paraların adil olup olmadığına. Bir kere buna nasıl karar verilebilir bilmiyorum. Çünkü şu anlamda bilmiyorum. Ona bakacak olursanız bir futbolcunun kazandığı para da mı adil? Ya da çok da dolu olmayan bir magazin yorumcusu televizyonda çıkıyor. O insanın yani pek bir background'u yok o konuda. Bir özgeçmişi yok. Habercilik ya da gazetecilik özgeçmişi yok ama bu insanlar çıkıp televizyonlarda sunuculuk yapıyorlar. Şimdi o insanın aldığı para mesela adil mi acaba? Anlatabiliyor muyum? Hani o açıdan adiliyetini sorgulayamam. Ama size şunu söyleyebilirim ki inanılmaz fahiş paralar kazandıklarını duydum. Yani şöyle açıklayayım size. Ben ilk bloggerlardan biriyim belki de Türkiye'de. Ben 2008 yılında blog yazmaya başladım. Niye büyütmedin? Hani o soru işareti. Hani belki ben yetenekli değildim. Belki ben kendimi güzel anlatabilen bir insan değildim. Şimdi kesinlikle sosyal medyada bir yerlere ulaşan insanların bir albenisinin, bir başarısının olduğu şey su getirmez bir gerçek. Bu kadar insanları etkileyebiliyor ve bu kadar insanların onları takip etmelerini sağlıyorlarsa bu kesinlikle bir yetenek, bir özellik. Ama şunu demek istiyorum burada. Konuyu kaçırdım, ne diyordum? demek istediğim konu şu. Para konusunu konuşuyordum. İnanılmaz fahiş paralar kazandıklarını şöyle duydum. Ben Türkiye'de influencer yapabilecekken bunu yapmak
Türkiye'yi düşünmedim. Çünkü Amerika'da yaşıyorum ve düşüncem şu yöndeydi. Ben Türkiye'de Türkiye paraları kazanacağım. Amerika'da dolarla yaşıyorum. Yaptığım o iş, orada oraya verdiğim emek acaba değerini bulabilecek mi? Türkiye'de yaşasam muhtemelen yapıyordum bu işi belki orada full time bir şekilde. Tam zamanlı bir şekilde. Burada Türkiye'den para kazanıp burada harcamak bana çok mantıklı gelmedi. Ama gelin görün ki bu milyon takipçili olan insanların aldıkları kıyafetler, giydikleri şeyler, bindikleri arabalar baktığınız zaman inanılmaz bir para. Yani görüyorum bütün Türkiye'deki moda konusunda influencerlık yapan kızlar. Prada'lar, efendime söyleyeyim Jimmy Choo'lar, Bottega Veneta'lar, inanılmaz ayakkabılar giyiyorlar. Bu ayakkabıların, bu çantaların değeri en az $1,000. Ben Amerika'da Amerikan parasıyla influencerlık yapıyorum. Full time yapmıyorum bu arada. Tam zamanlı yapmıyorum. Kendi işim var. Ve ben o paraları alacak kadar, yani bu paraları verecek kadar manyak değilim açıkçası. Benim bu paraları o tarz ürünlere verebilecek kadar manyak olmam için çok inanılmaz bir para kazanıyor olmam lazım. Düşünün ki Türkiye'de Türk lirasıyla kazanılıyor. Dolar kurunu düşünün, verdikleri paraları düşünün. Benim $1 vereceğim bir ayakkabıya, bir çantaya bu insan $7,000-$8,000 veriyor. Bir de üzerine KDV'sini falan düşünün, yani inanılmaz bir para. Yani bir insanın o kadar para verebilmesi için aylık gelirinin inanılmaz bir seviyede olması lazım. Bu sebepten dolayı siz de zaten anlıyorsunuzdur ki inanılmaz para kazanılıyorlar. Ve bu sebepten dolayıdır ki evet haksız bir kazanç var eğer vergileri verilmiyorsa. Faturalarını yazıyorlar, reklam anlaşmalarındaki her türlü vergi yükümlülüklerini yerine getiriyorlarsa hiç kimse, hiçbirimiz hiçbir şey diyemeyiz. İstedikleri kadar fazla para kazanabilirler, istedikleri gibi lüks harcamalar yapabilirler. Aynı benzetmeye geliyor bu. Bir futbolcuya niye bir şey demiyoruz, bir şarkıcının o kadar para kazanmasına diye bir şey demiyoruz. İnfluencerların kazandığı şey de böyle. Burada benim anladığım kadarıyla tartışılan ve benim de haklı bulduğum konu, bu insanlar vergilendiriliyor mu? Bir. İki, bu influencerlık sisteminin hiçbir düzeni, bir kuralı, bir kurallar bütün yok. İkincisi bu. Bu sebepten dolayı haklı buluyorum. Biraz uzunca bir video oldu. O yüzden şeye de girmek istiyorum aslında. Mesela tartışılan konulardan biri şu. Neden insanlar reklam olduğunu söylemiyor? Reklam olduğunu söylemek zorundasınız. Çünkü karşınızdaki insanı gerçekmiş gibi davranıp ama aslında siz onu sadece para aldığınız için tanıtıyorsunuz. Bu etik değil arkadaşlar. Profesyonel olarak reklamcılık yapan insanlar bilirler ki televizyon reklamlarında ya da internet reklamlarında tutup da her şeyi istediğiniz gibi söyleyemezsiniz. Türkiye'de markalar, ticari şirketler hepsi bir takım kanunlara tabidir. Bu kanunlardan bazıları da haksız rekabetle alakalıdır. Amerika'da mesela örnek vereyim. Ben bir güzellik, özellikle bunu çok duyuyorum. Saçma sapan kremlerin tanıtıldığını ve insanların zarar gördüğünü çok duyuyorum. Atıyorum ben Amerika'da, şansım ona da burada bir krem varmış arkadaşlar. Şimdi bu krem ayak kremi. Şimdi ben tutup da bu kremi, bu diyelim ki bu göz kremi, bu diyelim ki cilt kremi olsaydı. Şimdi ben tutup da bu cilt kremi derim ki benim yaşlanmamı engelliyor diyemem. İnfluencerlardan bir tanesi, Nazlı Kayı mıydı acaba bu Sabancıların gelini, tam emin değilim. Dedi ki bir krem tanıtırken benim yaşlanmamı engelliyor. Hiçbir krem sizin yaşlanmanızı engellemez arkadaşlar. Ve Amerika'da olsa Nazlı Kayı bu benim yaşlanmamı engelliyor diyemez. Marka ona bazı cümlelerdir, bazı maddeler gönderir ve bunları bu şekilde söyleyemezsiniz der. Mesela nasıl söylersiniz bir krem cildinize iyi geliyorsa? Yaşlanma çizgilerinin oluşmasını önleyici içerik maddelerine sahiptir gibi birazcık tam böyle benim yaşlanmamı engelliyor demez. Ama içindeki
ürünler yaşlanmayı geciktirici bile değil aslında. Hani kırışıklıkların oluşumunu uzun vadeye yayıcı bir etkisi olduğunu söylemeye çalışıyor aslında. Bu şekildedir. Ben mesela burada çok ünlü bir marka için yazı yazıyorum. Blog yazısı yazıyorum onlar için. Benim elimde bir liste var. Bu cümleleri, bu kelimeleri kullanamazsın diye. İnanılmaz dikkatliler bu konuda. Türkiye'deki sorun da bence bu. Markaların özellikle bu kuralları takip etmemesi. O yüzden Hakan Hepcan'ın yaptığı son girişimi açıkçası destekliyorum. Bütün influencerlar vergilerini vermek zorundalar. Çünkü onlar da bunu artık ticari olarak yapıyorlar. Bunun dışında markaların bu konuyu çok daha ciddiye almaları gerekiyor. Ve tüketiciyi yanıltmamaları gerekiyor. Aslında bu biraz da tüketici hakları ile alakalı. Haksız rekabetler, tüketici haksız rekabet kanunu, tüketici hakları kanunu bunların hepsini kapsayan bir konu bu. Aynı zamanda bir de vergi dairesini ilgilendiren konu. O yüzden bu çok önemli bir konu bence. Türkiye zaten vergiye çok ihtiyacı olan bir ülke. Yani her ülke zaten vergilerle geçinen bir mekanizmadır ülkeler zaten. O yüzden herkes vergisini vermek zorunda. Nasıl ki bir asgari ücret alan bir insan vergisini ödüyor işveren vasıtasıyla, bu influencerların da bu vergilerini ödemekleri gerekiyor. Ama onun dışında markaların da artık bu konuda daha profesyonel çalışmalar yapmaları gerekiyor. Markaların artık yaptıkları sponsorlu anlaşmalarda influencerlarına bunun bir reklam çalışması olduğunu, bunun bir tanıtım çalışması olduğu konu yönünde uyarmaları gerekiyor ve influencerlar da bunu ciddiye almaları gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bu önemli bir konu. Ben de Amerika'da bunu nasıl yaptığımızı, dediğim gibi 2017'den beri biz bu kurallara tabiyiz ve bu konuda birazcık bilgi vermek istedim. Umarım yeterli olmuştur. Eğer sorularınız varsa bu konuyla ilgili aşağıya bırakın. Bir video daha çekebilirim. Daha detaylı soru sormak istiyorsanız, bu iş Amerika'da nasıl vergilendiriyor vesaire. Bu konu hakkında bir video çekebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve hepinize çok iyi bir 2021 diliyorum. Umarım yeni yıl 2020'den daha güzel olur. Hepiniz hoşçakalın.